Evet, son iki yıldır, ağırlıklı olarak son iki yıldır ama ondan önce de konuştuğumuz bir konu var. Türkiye her şeyin milli ve yerli olanına dönük özel bir çaba yürütüyor. Yerli ve milli olan üretimin teşvik edilmesi, yerli ve milli üretimin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi konusunda uluslararası planda Türkiye'nin dostlarının da ittifakla işbirliği halinde üzerinde rıza ve oydaşma sağladığı bir durum var. Dolayısıyla Türkiye ne kadar çok yerli ve milli ürün üretiyorsa o kadar dışarıya karşı bağımsızlığını ilan edebilir ve daha rahat olabilir ve finansman çerçevesinde çok iyi çizebilir. Buna ilişkin bir modeli getireceğiz bugün. Biliyorsunuz Türkiye bor madenlerinin dışında en fazla varlığa sahip olduğu bir maden daha var Türkiye'nin. O da Trona, yani soda külü. Türkiye dünyanın en önemli soda külü üreticileri arasında rezerv bakımından da hatırı sayılır bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kazan ve Beypazarı'nda başlayan ve uluslararası bir yatırıma dönüşen soda külü üretiminde geldiğimiz noktayı ve yerli milli üretimin anlamını konuşmaya çalışacağız. Stüdyomuzda Ciner Grup CEO'su Gürsel Usta var. Hoş geldiniz Gürsel. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yerli ve milli, biliyorsunuz işte en son otomobille bu çıkışı taşlandırdık. Dolayısıyla Türkiye'nin dışarıya verilecek 1 dolar parası yok. 1 dolar dövizi yok ve dövizi mümkün olduğu kadar içeriden, dışarıdan içeriye getirmemiz lazım ve içerideki üretimi de mümkün olduğu kadar güçlendirmemiz lazım. Şimdi sizin soda külü üretiminde önemli bir ihracat hamlesi gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Evet. Yıllık, geçen yılın rakamları zannediyorum bu, 726 milyon dolar, neredeyse 1 milyar dolar. Yani oraya doğru koşuyor, böyle i̇nşallah, bir rakam var. İnşallah. Nasıl sağladınız, nasıl oldu? Çünkü her sektörde buna benzer bir tablo ortaya çıkarsa Türkiye eminim kabuğu kırar diye düşünüyorum. Ali Bey, ihraç ettiğimiz ürünler sodyum karbonat. Bunu soda külü olarak siz tanımladınız. Soda külü olarak biliyoruz. Ve sodyum bikarbonattır. Bu da bizim bildiğimiz kabartma tozudur. Sodyum karbonat dünyada ticareti yapılan 10. kimyasal üründür. Ağırlıklı olarak cam endüstrisinde kullanılır. %54 civarında. %17 civarında temizlik ürünleri ve deterjan sektöründe kullanılır. Aslında kullanılmadığı alan yoktur. Yani deriden tekstile, ilaçtan kimyaya kadar pek çok alanda soda külünü kullanıyoruz. Son zamanlarda lityum pil üretiminde ağırlıklı olarak yine soda külü kullanılmaya başlandı. Daha da önemlisi, dünyada insanların dünyanın geleceği konusundaki endişesi ve dünyayı korumaya yönelik çabaları bu arada yeni regülasyonlara veya bazı duyarlı firmaların yeni çalışmalarına sebep oluyor. Son zamanlarda anlaşma yaptığımız yine büyük bir firma, baca gazından karbondioksiti sodyum karbonatla emmek suretiyle sodyum bikarbonat üretiyor. Sodyum bikarbonatı da baca gazından sülfürü yakalamak üzere kullanıyor. Sodyum bikarbonat da biraz önce söylediğim gibi daha çok baca gazı arıtma maddesi olarak kullanılıyor ama özellikle uzak doğuda yeraltı sularının yüzeye çok yakın olması nedeniyle buralarda su arıtmada, keza deniz suyunun elde edilmesinde tuz oranının yüksekliği nedeniyle bunu yumuşatmada yine sodyum bikarbonat kullanılıyor. Hatta maden arıtımında kullanılıyor, maden tabii, geri kazanımında tabii, kullanılıyor. Aynen öyle. Ayrıca biz bunu gıda olarak, kabartma tozu olarak kullanıyoruz veya hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Çok geniş bir pazarı var. Eğer bunun ikame ürünü sadece teorik olarak kostik soda diyebiliriz. Sodyum hidroksittir. Yani kimyasal yollarla. Evet, kimyasal, evet. Ancak kostik sodanın bir şu ana kadar teorik dünyanın hiçbir yerinde alternatif olabilecek bir uygulaması olmamıştır. Zaten fiyatı da soda külünün iki katı civarındadır. Evet. İhracata gelirsek, yani ihracatta yakaladığınız hedefi konuşmak istiyorum. Bir de sıfır ithalat, yani sıfır ithal girdi kullanarak yapılan bir ihracattan bahsediyoruz. Deyim yerindeyse kemiksiz bir ihracat söz konusu, 726 milyon dolar. Evet, soda külü ihracatımız 726 milyon dolar. Aslında biz dünyanın en büyük soda külü üreticisiyiz.
toplamda 7.1 milyon ton üretimimiz var. Konuya girmeden aslında dünyada bu sistemin büyüklüğü ne kadardır onu izah etmekte belki fayda vardır. Dünyada soda külü pazarı 60 milyon ton üretim civarındadır. Bunun yarısı Çin'dir, yarısı dünyanın diğer ülkeleridir. Çin'i kapalı bir ekonomi olarak görürsek Çin dışı üretimin %25'i Ciner grubunun kontrolü altındadır. Biz Türkiye'deki 4 milyon 550 bin ton ve işte Amerika'daki üretimimizle birlikte 7.1 milyon ton üretim yapıyoruz. Bizden sonra dünyanın ikinci büyük üreticisi, bizden önceki birinci büyük üretici olan Solvay, peşinden Tata, onun peşinden Genesis diye bir Amerikan firması ki onun eski sahibi FMC'ydi. Sonra evet. Tronox oldu ve Genesis oldu. Onun arkasında Polonyalı üretici Çiğeç vardır. Yine bir başka Türkiye gururumuz Şişecam büyük üreticilerden bir tanesidir. 2.2 milyon ton üretimiyle. Ondan sonra Amerika'da Searless Valley vardır. Bu da Nirma'nın, Hint firmasının. Onun dışındaki küçük yerel üreticiler bu pazarı götürürler. Dolayısıyla biz Türkiye'den toplam ihracatımız geçtiğimiz yıl 726 milyon dolar oldu. Aşağı yukarı 4,5 milyon tonluk üretimin 3.7 milyon tonunu dış pazarlara göndeririz. Bizim yalnız ihracatımızda vurgulamak istediğim çok önemli bir nokta var. Bizim ihracatımızın tümü sıfır ithalatla ve %100 katma değer olarak yapılan bir ihracattır. Bu çok önemlidir Ali Bey. Aşağı yukarı dünyanın pek çok ülkesine Avustralya dışında ihracat yapmaktayız. Geçtiğimiz yıl saydık 75 ülkeye ihracat yapmışız. Amerika'dan Kanada'ya, Çin'den Hindistan'a, oradan Pakistan'a, Endonezya'ya, Malezya'ya, Kore'ye, Japonya'ya, Güney Afrika'ya, Botswana'ya, Tunus'a, Cezayir'e, Mısır'a, Avrupa'nın tüm ülkelerine ihracat yapıyoruz. En çok ihracatımızı yaptığımız ülke geçtiğimiz yıl yine İspanya oldu. Aşağı yukarı İspanya pazarının %65'i bizim kontrolümüzde ve pazarda dünyanın büyük üreticilerinden bir tanesinin 1 milyon ton üretimi olmasına rağmen. Evet. Peki şimdi Türkiye'yi bu alanda liderliğe taşıyan bir şirketten bahsediyorsunuz. Türkiye dünyanın bir numaralı soda külü üreticisi, yani doğal yollarla soda külü üreticisi bir numaralı şirkete sahip. Bu şirketin hikayesiyle ilgili bir şeyler anlatmanızı istiyorum. Hani yatırım planlarını yapan insanların sıfırdan nereye doğru gelebilecekleriyle ilgili bir tahayyül oluşturmanızı istiyorum. Tabii bizim bu sektöre girişimiz şu şekilde başlıyor. İşte MTA Ankara'nın Çayıran Beypazarı bölgesinde kömür sondajları yaparken Trona madenini kesiyor. Bunun üzerine kamu kuruluşları bir takım çalışmalar yaptırıyorlar. Dünyanın büyük üreticilerine, bir tanesi büyük bir kartel, diğeri dünyanın büyük üreticisi. Bunlar yapılan çalışmalar sonunda devletten çok ciddi bedeller almak suretiyle burada bu madenin çıkartılamayacağına ilişkin rapor oluşturuyorlar. Biz Çayıran Termik Santrali'ni işletirken biz de kömür sondajlarına devam ediyoruz ve burada bu madeni kestiğimiz zaman biz bu madeni çıkartabileceğimize karar veriyoruz. İşte ihaleler yapılıyor vesaire. Türkiye'nin en büyük kuruluşları bu ihalelere katılıyorlar ve sonunda biz bu işi yapmak üzere ihaleyi alıyoruz. Bu ihale sürecinden sonra ben gruba katıldım. İşte 20 sene civarında. Çok yani enteresandı. 20 yıldan daha uzun bir hikayemiz var. 20 yıldan daha uzun bir hikaye. Bu süreçte Amerikalı firmalarla çalışmaya başladık. Önce kredi, sonra kredi senatoya baskılar yapıldı. Kredi Amerika'dan verilmedi. Türkiye'den bu desteği aldık. Akabinde sözleşme görüşmeleri yapılırken örneğin süpersonik uçakların tesisin üzerinden geçerken bırakacağı zarardan sorumlu olmayız gibi yaklaşımlar gündeme geldi. Sizin bir kabahatiniz yok dedik tabii. Yani bir sorumluluğunuz olmaz. Derken başka bir takım öneriler gelince bu işi olmaza doğru ittiler. Biz o dönemde oturduk Çinlilerle birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Yani orada sizi yokuşa sürdüklerini hissettiniz. Evet. Biz
bu esnada bütün mühendislik bilgimizi ortaya koyduk ve solüsyon madenciliğine geçtik. Biliyorsunuz Ciner grubu devletten sonra Türkiye'deki en büyük madenci kuruluştur. Solüsyon madenciliği ve buna dayalı bir proses sistemi geliştirdik ve buna ilişkin kendi patentimizi aldık. Bu yöntem sayesinde ilk önce Etisoda'da üretim yaptık. Sonra dünyanın en büyük madencisi Rio Tinto, Kazan bölgesindeki madenin sahibiydi. Bunlar Amerika'daki üretim yöntemiyle üretim yapmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla orada trona oranı biraz daha düşüktür. Bütün madeni yeryüzüne çıkartıp orada işledikten sonra üretim yapacaklardı. Böyle bir üretimin tabii enerji kostu inanılmaz yüksek olup feasible olmayınca madeni satma yoluna gittiler. Biz hemen o madeni aldık. Orada da o madenin özelliklerine göre bütün mühendisliğimizi konuşturarak yeni bir yatırım uyguladık. Yine Çinli müteahhit firmalarımızla birlikte bu üretimi yaptık. Şimdi doğal soda külü biz üretiyoruz ama bizim üretim yöntemimiz dünyadaki diğer üretim yöntemlerinden biraz daha farklıdır. Biz dünyada en ucuz maliyetle ve en ucuz yatırımla bunu yapıyoruz ve dünyanın en kaliteli ürününü elde ediyoruz. Dünyada soda külü aşağı yukarı %25 oranında doğal kaynaklardan sağlanır. Doğal kaynaklar da işte trona gibi, nahkolit gibi bir takım doğal tuzlar bizim sistemimizde eritilerek yeryüzüne evet. çıkartılır. İçindeki sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat ayrıştırılır. Su buharlaştırılır ve ürün elde edilir. Buna karşın sentetik yöntem daha farklı. İki tane üretim biçimi vardır. Bir tanesi Bay Solvay tarafından geliştirilen Solvay metodudur. Dünyadaki üretimin de %75'i sentetik yolla yapılmaktadır. Bunun tabii çok pahalı ve çok yüksek enerji girdisi evet. gereksindiğini söylemek evet. lazım. Solvay metodunda işte andresitle alçı taşı yakılır. Ortaya çıkan karbondioksit tuzlu sudan geçirilerek soda külü elde edilir. Hu prosesinde de yöntem yine aynıdır bu noktaya kadar. Oradan çok ciddi bir kalsiyum klorür atığı çıkmaktadır. O Hu prosesinde amonyakla reaksiyona sokularak amonyaklı gübre elde edilir. Dünyada doğal kaynak tabii çok fazla olmadığı için sentetik üretim %75'ler oranında bugün mevcuttur. Fakat kirli bir endüstridir. Şimdi dünyada tek büyük kaynak Amerika'da evet. 20 milyar dolar soda külü eşdeğerine yakın Amerika'da bir kaynak bulunmaktadır. Ondan sonra Türkiye, Kazan ve Beypazarı'ndaki kaynaklar dünyadaki önemli kaynaklardır. Onun dışında Çin'de Inner Mongolia bölgesinde yıllık 1.8 milyon ton civarında bir üretim mevcuttur. Inner Mongolia dışında Afrika'da birkaç tane gölde soda külü üretilir ama bunlar çok kaliteli soda külü değildir. Ağırlıklı olarak temizlik sektöründe Afrika'da ve Hindistan'da kullanılan ürünlerdir. Sentetik yöntem dedim ya çok fazla sodyum klorür çıkarır. Çevresel nedenlerle bizim doğal üretimimizden çok çok farklıdır. Aslında farkı şöyle izah edebiliriz. Biz sizin söylediğiniz gibi yatırımcı açısından çok önemlidir. Yatırım maliyetleri yüksektir. İki, üretim maliyetleri yüksektir. Yani minimum 3 kattır. Evet. Bunun dışında çevresel özellikler hepsinden daha önemlidir. Yani dünyada herkesin bu kadar hassaslaştığı bir dönemde birincisi su tüketimi 5 kat fazladır. Enerji tüketimi 4 kat fazladır. Atık 10 kat fazladır. Karbon salınımı minimum en iyisinin 2 kat fazladır. Bir de daha pahalıdır. Kesinlikle. En minimum 2 kat fazladır. Dolayısıyla biz bütün ISO belgelerine sahip olduğumuz gibi çevre dostu ISO 14001 belgemizde vardır. Hatta bundan daha ötesi dünyada sadece bizde vardır. Yeşil ürün sertifikası. EPD dediğimiz Environmental Product Declaration. Bu bütün üretim süreçlerinde kaynak kullanımını minimum kılarak hem çok çevreci hem de finansal açıdan en ekonomik ürünü sürdürülebilir şekilde üreten firmalara verilen bir sertifikadır.
Sektörde sadece tüm dünyada bizim böyle bir sertifikamız vardır. Evet. Şimdi üretim yöntemi üzerinde belki biraz daha durmak lazım. Siz çözelti yöntemiyle üretiyorsunuz Trona'yı. Şimdi iki türlü, yani bir açık madencilik yapabilme imkanınız vardı. Yani doğayı kazıp sonra çürük bir diş gibi bırakıp oranın madenden sonraki görünümünün de insanlar tarafından eleştirilere maruz kalmasına yol açabildiniz. Bunu yapmıyorsunuz. Solüsyon yöntemiyle, çözelti yöntemiyle giriyorsunuz ve doğayı bozmadan, yani doğanın üst yapısında çok büyük bir hasar yaratmadan üretiyorsunuz. Bir başka yöntem de işte biraz önce bahsettiniz, bu mesela Afrika'da Botswana Gölü'nün dibinden çıkarılıyor. O da çok verimli değil, ayrıca gölün flora faunasını bozuyor. Çözelti yöntemini anlatmanızı rica ediyorum. Yani çözelti yönteminin yarattığı faydayı, sosyal faydayı hem de doğal faydayı anlatmanızı. Ali Bey, bizim yöntemimiz fabrikalara geldiğiniz zaman görmüşsünüzdür eminim. Yeraltı madenciliğinde, konvansiyonel madencilikte olduğu gibi üzerindeki toprak tabakası alınarak veya yerin altına girilip madenin yerin altından mekanize ayaklarla alınması şeklinde bir madencilik değildir. Yerin altına 70 derece sıcaklıkta su göndeririz, tuzu eritiriz. Bütün tuz madenlerinde olduğu gibi ve yukarıya bunu solüsyon olarak alırız. Daha sonra bunun içerisindeki doğada bunlar seski karbonat dediğimiz yapıdadır. Yani sodyum karbonatla sodyum bikarbonat birbiriyle bitişik haldedir. Biz bunları birbirinden ayrıştırırız, tuzunu, suyunu buharlaştırırız ve ürünü elde ederiz. Şimdi bizim yapımız o kadar çevrecidir ki, biz bu size söylediğimiz sertifikaların sahibiyiz. Dünyada da tek sahibiyiz ama biz bundan daha ötesini yapıyoruz Ali Bey. Ne yapıyoruz? Mesela fabrikamızın hemen yanında arıcılık yapıyoruz. Evet. Şu anda 200 bin civarında çiçekli ağaç diktik. Ağırlığı akasya ve meyve ağaçları. Tabii bunun yanında çok büyük lavanta bahçelerimiz var. Geçen sene 1 ton bal yaptık. Bir önceki sene yarım ton. Her sene geometrik olarak bu artıyor. Evet. Bu neden önemli? Arı çünkü en hassas hayvan. Yani o fabrikanın bahçesinde o üretimin yanında biz arıcılık yapabiliyoruz. Doğanın bozulmasına en hızlı tepki veren canlı. Evet, evet, evet. Keza Beypazarı'nda da fabrikamızın hemen yanında 30 dönümden daha büyük üzüm bağlarımız vardır. Burada da üzüm yetiştiriyoruz. Pekmez yapıyoruz, işte bu cevizli sucuk dediğimiz, kiminin köme dediği ürünlerden üretiyoruz. Bunu çalışanlarımıza, misafirlerimize, müşterilerimize, eşimize, dostumuza dağıtıyoruz. Ama gelen müşterilerimize görsel olarak da ne kadar çevreci olduğumuzu bir kez daha göstermiş, ispatlamış oluyoruz. Evet. Bir de bunun tabii sosyal yanı var, yani sosyal fayda yanı var. O da sağlanılan istihdam ya da ekonomiye sağladığı katma değer. Yani işin dışında kalan kısmından bahsetmenizi istiyorum. Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz doğrudan, kaç kişiye dolaylı istihdam sağlıyorsunuz ve lojistik ağını nasıl yönetiyorsunuz? Çünkü çok büyük bir miktardan bahsediyoruz. 7 evet. milyon tondan bahsediyoruz. Bu 7 milyon tonu bir yerden alıp bir yere sevk etmek çok ciddi bir operasyon gerektiriyor. Evet. Operasyon maliyetini ve operasyon maliyetinin yarattığı istihdamı da anlatmanızı rica ediyorum. Peki. Şimdi Ali Bey, biz eti ve kazan fabrikalarımızda, Amerika hariç söylüyorum, eti ve kazan fabrikalarımızda 1250 kişilik bir istihdam sağlıyoruz direkt. Fakat biz genellikle firma olarak, bizim çalışma prensibimiz işleri third party firmalara vermektir. Herkes uzman olduğu alanda çalışsın deriz. Örneğin sadece eti ve kazanda bizim ürünlerimizi taşıyan şoför, yani nakliye firmalarının şoförlerinin sayısı 1200 tanedir. Evet, müthiş. Siz bugün Ankara-İstanbul arasında bir seyahat yapacak olur iseniz, yolun sağında ve solunda her 2 veya 3 dakikada bir eti veya kazan soda silobasının yolun en her sağ şeridinde... Her 2-3 dakikada bir? Evet, belki daha kısa. Müthiş. Bir eti veya kazan silobasının yolun sağ tarafından düzenli bir şekilde gittiğini görürsünüz. Bu bizim için tabii heyecan verici. Çünkü bizim araçlarımız, şöyle söyleyebiliriz, bizim araçlarımız günde dünyanın çevresini 5,5 kere dönecek kadar fabrikalardan ihracat limanlarına mal gönderirler.
Biraz önce aktarmıştım. Geçen sene 75 ülkeye ihracat yaptık. Tabii bu çok büyük bir rakam. Marmara bölgesindeki en büyük ihracat yükü. Ve bir firmanın kendi kendine yaptığı en büyük lojistik Türkiye'de. Mallarımızı kendimize ait bir kısmını dökme gönderiyoruz. Dökme mallarımızı kendimize ait 379 tane silobasımız var. Bu silobaslarla gönderiyoruz ki yolun kenarında işte bunların yolda bunların adlarını okuyorsunuz. Kazansoda, Etisoda diye. Bunları da limana gönderiyoruz. Limanda aşağı yukarı 100 bin tonluk bir depolama kapasitemiz var. Konteyner mallarını yani paketli malları da bölge kooperatifleriyle yapıyoruz. Bey Pazarında ve Kazan'da yerel kooperatifler bizim ürünlerimizi taşıyorlar. Aşağı yukarı 30 ila 40 bin konteyner o yılki satış şekillerine göre değişebiliyor. Minimum ama 30 bin konteyner mal gönderiyoruz ihracat limanlarına. İhracat konteyner ihracatını paketleri farklı limanlardan yapıyoruz. Diğerlerini Derince Limanı'na yeni adıyla Safi Port'tan yapıyoruz. Burada 100 bin tonluk bir depolama kapasitemiz var. Buradan gemilere yükleme yapıyoruz. Geçen sene 245 tane ortalaması 11 bin tonun üzerinde gemi gönderdik. Malların sevkiyatını aşağı yukarı bu şekilde yapıyoruz. Totalde işte third party olarak verdiğimiz diğer işler işte güvenliktir, yemektir, temizliktir, işte bu şekilde taşımacılıktır, gemi taşımacılığı dahildir. Bunlarla birlikte aşağı yukarı 4000 civarında direkt ve dolaylı bir istihdam imkanı yaratıyoruz. Evet. Süremiz bitti ama hedef soracağım size. Sadece bir cümleyle, birkaç cümleyle yanıt verirseniz sevinirim. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin ihracat ve toplam üretim hedefini de söylerseniz sevinirim. Tabii 1 milyar dolara ulaşması için epey bir yol var. Yani en azından bir çeyrek daha konulması lazım üzerine ama 1 milyar dolar da bana göre bu tempoyla çok hayal gibi gözükmüyor diye düşünüyorum. Ali Bey çok haklısınız. Birincisi Türkiye'de bir kapasite genişletme çalışmalarımız var şu anda. Bununla birlikte üretim miktarımız 600 bin ton civarında artacak. Zaten bununla birlikte şimdiki fiyatlarla bile söylediğiniz 1 milyar dolarlık hedefi yakalamamız içten bile değil ki şu anda dünyada fiyatların en geride en düşük olduğu dönemleri yaşadığımız halde bu kadar ihracat yapıyoruz. İnşallah 1 milyar doları yakın zamanda yakalayıp ülkemize getireceğiz. Ancak tekrar söylüyorum çok önemlidir. %100 katma değer sıfır ithalatla biz bu ihracatı yapıyoruz. Evet, belki de üzerinde en çok durulması gereken hususlardan bir tanesi. İstihdamdan bile daha önemli. İstihdam tabii işin alfabesini oluşturuyor ama gerçekten sıfır ithalatla başarabilmek bambaşka bir şey. Evet. Başarılar diliyorum size. Çok teşekkürler. Ve böylece 30 dakikanın sonuna geldik. Akşam 19'da ana haber bülteninde görüşmek üzere.